Tekrar merhaba. Fasilis'ten Tekirova'ya doğru gidiyorum. Buradan ayrılmak çok güç. Biraz evvel rastladım. İspanyol bir aile vardı. Çok tatlılardı. İki tane çocukları var. Gerçekten süperlerdi. Böyle size şu manzarayı da göstereyim. Gerçekten buradan ayrılmak zor. Ama biraz evvel bu sudan çıktım. Böyle devam ediyor manzaramız. Artık denize paralel gittiğim için çok daha keyiflendi işler. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Muhteşem bir manzara ve insan gerçekten hiç ayrılmak istemiyorum. Evet, Fasilis'ten Tekirova'ya doğru giderken rastladığımız güzellikler. Merhaba. Bu yolculuk esnasında göstereceğim o kadar çok şey var ki. Fasilis ile Tekirova arasında. Şu arkamda gördüğünüz iki adet yuvarlak kubbe gibi olan şey. Onlar kapanık çadır gibi bir şey oluyormuş. Yazında stand kuruluyormuş. Evet, şimdi bir köprü üzerinden geçeceğiz. Yani çok güzel manzaralar var. Gerçekten çok güzel manzaralar var ve bunları çekmek istiyorum. Bunları çektik de yolum tabii ki çok uzuyor. Görüntü şu şekilde. Evet, şurayı da böyle göstereyim. Gayet güzel. Arkamda böyle bu köprüden geçip tekrar o yönle ilerleyeceğiz. Görüşmek üzere. Merhaba. İki arkadaş buldum kendime. Onlar da Tekirova tarafından yürüyorlarmış. Peş peşe gidiyoruz bakalım. Merhaba. Bir Likya yolu klasiği. Bunları göstermeden edemeyeceğim. Keçiler. Merhaba. Çok güzeller ya. Ürkütmeden şöyle göstermeye çalışayım ama. Hiç ömrüm benim ya. Hadi afiyet olsun. Tekirova'nın yoldan geldiğiniz zaman Tekirova girişinde bir tane otel var. Otelin arka tarafında arkadaşlar toplaşmış. Müslüm Gürses dinliyorlar. Evet ya, medeniyete gelmişiz. Çok hoşuma gitti. Hala sesi geliyor. Süper. Yalnız şey de ne derler? Bu tamam 5 yıldızlı tatil köyleri iyi hoş ama şimdi onca doğadan sonra gerçekten şöyle bir kirlilik. Enteresan. Bakalım. Amaç buradan Çıralı. Öyle bir yol tarifi aldım. Çıralı'ya doğru. Bir de güneş tersi gelmesin. Çıralı'ya doğru yolculuğumuz devam. Görüşürüz. Tekirova'dan Çıralı'ya gidebilmek için mecbur şehir içinden geçiyorsunuz. En azından bankaydı, suydu falan, bu tarz işlerinizi halledebilirsiniz. Ay Bekçim, kulakların çınlasın. Sen şey demiştin, onca yolu yürüyeceksin, git dedik olsa tatil yap demiştin. Önünden geçiyorum. Merhaba. Çıralı'ya ulaştım. Friend Camp alanı diye bir yer vardı, oraya geldim. Burası, şöyle göstereyim size. Tamamen işte nar ve portakal ağaçları içerisinde bir yer. Ve çadırımı gördüğünüz gibi şöyle kurdum. Tam narın altında.
Bugün konaklayacağım yer burası. Size biraz çadırımdan bahsetmek isterim. Bu çadırda son derece memnunum. Markası Saleva. Tamamen paraşüt kumaşından yapılmış. İnanılmaz hafif bir iştir. Gençlik yıllarımda aldığım iki kişilik bir çadırdır. Altta şişme mat var. Üzerinde bir uyku tulumu var. İşte sırt çantamı yastık gibi kullanıyorum. Ve bu kadar da bir alanım kalıyor. Aydınlatmam var. Göstermeye çalışayım. Evet, burada. Çadırın içi bu şekilde. Bu üzerindeki yağmurludur. Altta haşerilerin yürüyemeyeceği bir şey vardır. Bir kumaş yapısı vardır. Aynı zamanda hem hava alabilmesi için fileden bir örtü vardır. Hem de normal kapı gibi kullandığım ikinci bir örtü vardır. Bunlar önemli. Sizin konforunuz için gerçekten önemli. Evet, merhaba. Çıralı'dan yan arkalara doğru gidiyoruz. Yanımda Brezilyalı Rodriguez. Onunla birlikte devam ediyoruz. Yanar kayalarda görüşmek üzere. Çıralı Yanartaş Mona noktasına yanaşıyoruz. Buradan hatırladığım kadarıyla 1 ya da 1,5 kilometre dağ yolundan yürüdükten sonra yanar kayaya geleceğiz. Akşam üzeri olması daha güzel görseller göstereceğimizin garanti eder herhalde. Söyleyecek lafı da buldum. Evet, Yanartaş girişine geldik. Buradan devam edip giriyoruz. Evet, Yanartaş'a çıkan bir grup. Ve arkasında bizler. Evet, Rodriguez bir şey yakaladı. Bakalım. Merhaba. Yanar kayalara geldik. Rodriguez'le birlikte. Ama yavaş tempoyla çıkmanızı öneririm. Biz çanta yok diye biraz şey yaptık. Kendimize güvendik ama pek de öyle değil. Gelir gelmez de çöktük. Evet. Doğal. Ateş. Tabii içinde gaz var. Eğer akşam üzeri geliyorsanız kesinlikle kafa feneri almanızı öneririm. Durumlar böyle. Çıralı'da görüşmek üzere. Baba, how's it?